Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Mart 2019 Pazartesi. Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı, devrimci televizyonunda televizyon gazetesine başladık. Ne var ne yok? Vallahi ekonomide bir problem var. Birileri bir şeyler yapıyor. Zaman zaman oluyor bu. Türkiye'de piyasalar kapalıyken işte Uzak Doğu üzerinden bilmem ne üzerinden bir bakıyorsunuz tak diye faizler yukarı fırlamış. Bir bakıyorsunuz bir kamu bankası ucuza, bayağı bir ucuza bir gece yarısı döviz satmış falan. Bayağı bir şeyler oluyor. Sonunda dün Cumhurbaşkanı canınıza okuyacağım dedi seçimden sonra. Aydınlık faiz lobisini inceleme demiş. Bakanlık, bankacılık özür dilerim, düzenleme ve denetleme kurumu ve sermaye piyasası kurulu faiz lobisi bileşenlerinden olan JP Morgan hakkında yatırımcı bir şekilde döviz alımına yönlendirdiği gerekçesiyle inceleme başlattı diyor. Bir şeyler oluyor ama ne? 17 yılın özeti kıtlık kuyruk demiş Cumhuriyet Gazetesi ekonomiyle ilgili. Ha, Cumhurbaşkanı'nın o şeyi işte gazetelerde yer almış. Bu manipülasyonları yapanlar bedelini ödeyecekler, seçimden sonra canlarını okuyacağız manasında konuşmuş. Ben de hep şeyi merak ediyorum, niye seçimden sonra? Yani şu anda BDDK çalışmıyor mu? Merkez Bankası çalışmıyor mu? Savcılıklar çalışmıyor mu? Ne yapacaksan yap, olsun bitsin. Neyse, vardır bir bildikleri. Akşam gazetesi de JP Morgan için bunlar analiz yapmıyor, bunlar operasyon yapıyor diye daha önceki analizlerine değinmiş. Gazetelerde özellikle tabii yandaş mandaş dediğimiz gazetelerde dünkü Yeni Kapı mitingi var. Yeni Kapı mitingi ile ilgili oldukça geniş şeyler yazmışlar. Bakacağız. Gündemin diğer maddelerine de bakacağız ama önce şu faiz lobisine inceleme haberi neymiş? Onun bir haberini bir görelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu faiz lobisinin bileşenlerinden olan JP Morgan hakkında yanıltıcı bir şekilde döviz alımına yönlendirdiği gerekçesiyle inceleme başlattı. Önceki hafta dövize yöneliş arttı, döviz kurları yükseldi. Cuma günü ABD'de piyasalar kapanana kadar yükselişe geçen dolar 5.84'ü gördü. Bu gelişmeler sonrasında BDDK harekete geçti. Müşterilerini dövize yönlendiren bankalarla ilgili inceleme başlattı. BDDK tarafından yapılan açıklamada JP Morgan tarafından yayınlanan rapora dikkat çekildi. Raporun içeriğinin yanıltıcı ve manipülatif olduğu gerekçesiyle BDDK'ya çok sayıda şikayet geldiği belirtildi. SPK'dan yapılan açıklamada JP Morgan hakkında 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır denildi. Cuma günü yaşanan bu hareketliğin araya hafta sonu girdiği için piyasaya etkisi sınırlı kalmıştı. Bugün piyasaların gelişmelerine nasıl tepki vereceği belli olacak. Ancak uzmanlar hükümetin dolardaki artışı durdurmak için faiz kartını kullanabileceğini ifade ediyorlar. Profesör Doktor Oğuz Oyan son gelişmeleri anlatmış. Ne anlattığına bakamayacağım şimdi, o kadar vaktim yok. Yalnız Erdoğan'ın canınıza okurum mealinde açıklamaları da ortada. Peki biz hemen danışalım. Kime danışalım? Sayın Uğur Civele'ye danışalım. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam bir şeyler oluyor. Bizim anlamadığımız dilde, ekonomi dilinde bir şeyler oluyor. İşte birileri manipülasyon yapıyormuş, birileri işte böyle raporlar, birileri yanıltıcı bir şekilde döviz alımına yönlendiriyormuş, döviz yükseliyormuş falan. Aslında ne oluyor? Şimdi aslında ne olduğunu anlatayım. Sizin okuduğunuz kısımda işin aslı pek konuşulmuyor. Evet. Konuşulan tümüyle bir mağduriyet yaratmak, kararsız seçmeni yanına çekmek konusunda bir operasyon. Soruşturmalardan bir şeyler çıkması mümkün değil. Neden? JP Morgan'ın raporuna bakalım. Ne demiş? Son 15-16 yılda olduğu gibi
orta vadeli değil, kısa vadeli teknik analiz değerlendirilene göre bir tavsiyede bulunmuş. Şu seviye kırılırsa şu seviyeye kadar gidebilir. Alım hedef 5.90 demiş. Bu suç unsuru sayılıyor. Yüz binlercesi yapıldı son 15 yılda. Ağustos'tan bu yana da genel anlayış bu şekilde. Yeni bir şey yok. Ama bu bir mağduriyet yaratıp bunu seçim meydanlarında kullanmak, algıları köreltmek, yeni düşman yaratmak peşinde koşuluyor diye düşünüyorum. Gerçek sebebe gelirsek, bu hafta içinde bizim hazineye, yabancı bu kurum da dahil bir teklif geldi. Sizin şu tarihte ihraç ettiğinizde isterseniz ek satım yapılabilir diye kabul ettiler, yapıldı. Piyasa doyuruldu. Özel sektörümüz, bankalarımız dış borçlanma sınırlarını zorladı. Piyasayı aç bırakmadı, bir ihmal yaptı. Derken çarşamba günü Federal Rezerv Açık Piyasa İşlem Komitesi toplandı. Mesajlarını verdi. Güvercin mesajlar dendi. Ama sonrasındaki gelişmeler biraz ilginç. Örneğin gelişmiş ülke devlet tahvillerine yönelim oldu güvenli liman diye. Risk alma isteği güçlenmedi. Türkiye'nin 5 yıllık tahvilleriyle Amerika'nın 5 yıllık tahvilleri arasındaki getiri farkı 300 baz puana yakındı çarşamba akşamı. Bu olaydan sonra Amerikan devlet tahvilleri 15-20 baz puan getirisi azaldı güvenli liman diye. Türkiye'nin risk primi 300 baz puanın aynı kalabilmesi için Türk tahvillerine de güçlü alım gelmesi gerekirdi. Gelmedi. Bunun üzerine daha önce alanlar satışa geçti. Cuma sabahı Türkiye'nin risk primi bu nedenle 340, 350, 360 yükseldi. Bu artışın hiçbir piyasayı etkilememesi mümkün değildi. Dövizde, faizde hareket başladı. Bunun kökeni çarşamba günü Fed'in kararından sonra yaşananlarla ilgili. Bu eğilimlere bakarak piyasalarında geleneksel teknik analiz yaklaşımlarıyla müşterileri aydınlatmaya çalışmasından daha doğal bir şey yok. Burada suç unsuru falan bulamazlar. Ama bunu fırsata çevirmek için büyük mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. İşte gübrecileri, marketleri soruşturma başlattıktan sonra şimdi BDDK, SPK devreye giriyor. Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamaları skandal. Yani bağımsızlığımı rafa kaldırdım der gibi tümüyle siyasi söylemlere şehadet ediyor. Evet. Peki hocam, şu dakikalarda dolar 5.63 seviyesinde hareket ediyor. Avro fiyatları ise 6.37. Ne anlatır? Bir değişiklik var mı? Bir değişim var mı? Gelişme var mı? Cuma günü çalışmayan kamu reflektörü çalışıyor. Bu hafta piyasanın açıldığı ilk saatler, gece yarısına itibaren satışlar var. Bu bir geriletti. Yoksa yerleşiklerin, yabancıların satışa geçtiği yönünde hiçbir şey yok. Bu kur, bu baskının doğal bir sonucu. İçeridekiler tehdit algısıyla biraz sakin duruyor olabilir. Ama piyasada Türk lirası lehine bir durum yok. Ama sanki bu karamsar hava dağılıyormuş gibi kuru geriletme amaçlı yönlendirilmiş satışlar buraya kadar getirmiş. Şu anda 1.62'nin altına inmekte de zorlanılıyor. Yani bir de şunu ilave etmek lazım. Türkiye'de seçim öncü sonrasında büyük belirsizlik var. Nimet külfet dengesi neredeyse 1:10. Bu riski kimse almak istemez. Taşıyanlar da azaltmak ister. Bunun için en uygun dönem olarak da seçimimiz son iki haftasıydı. Bu da devreye giriyor. Çarşamba günü FED sonrasındaki hareketle bunu hızlandırmış olabilir. Bu teknik bir şey. Eğer ekonomi yönetimi bu riski göremediyse, tedbir alamadıysa önce iğneyi kendilerine batırsınlar. Evet. Peki, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları biraz fazla sert gibi geldi de nedense her şey seçim sonrasına bırakılıyor. Seçimden sonra canınızı okuyacağız havasında bir şey. Yani şu anda BDDK, SPK, Merkez Bankası, savcılıklar çalışmıyor mu? Niye seçimden sonra gereğini yapacağız diyor sizce? Şimdi soruşturma açıyorlar. Bir soruşturma açarsınız, toplarsınız. Bu soruşturmanın neticelenmesi bir ayı bulabilir. Seçimde bir hafta sonra, seçim sonrasında demeleri doğal. Ama bu soruşturmadan bir şey çıkar mı? Hiçbir şey çıkmaz. Sadece bu kararsız seçmenleri etkilemek için kullanılan bir değişken olarak tarihe geçer. Peki bir başka haber var. Onunla ilgili de bir şey sorabilir miyim size? Gerçi onu söylememiştik ama
Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 17 yılın özeti kıtlık kuyruk diye bir şey var. Serkan hemen veriver. Şöyle diyor, Türkiye orta gelir tuzağının da altına indi. 2018'de kişi başı gelir 9.562 dolar oldu. TEPAV'ın araştırmasına göre yalnızca 11 ilin kişi başı geliri Türkiye ortalamasını geçti. Gelir 2017'ye göre de eridi. Profesör Erinç Yeldan'a göre Türkiye orta gelir değil artık yoksulluk tuzağındaymış. Özellikle doğunun yoksulluğa mahkum edildiğini belirten Yeldan, çıkış kolay değil, faturayı çalışan ödeyecek demiş. AKP döneminde Hollanda kadar tarım alanı kaybedildi. Tarım alanı %12.7, ekili tarım alanı ise %13.9 azaldı diyor. Şimdi 17 yılın özeti, yoksulluk tuzağına mahkum olmak mı? Doğru buluyor musunuz bu değerlendirmeleri? Tabii. Cumhuriyet Gazetesi'nin Erinç Yeldan değerlendirmeyle hazırladıkları haberin anlamak için şuradan bakmak lazım. Türkiye'nin yeni bir kur şokuna tahammülü yok. Yeni bir kur şoku yaşanırsa birçok şey açığa çıkacak. Mali sistemdeki sorunları ağırlaşacak. Kamunun iki yakası bir araya gelmeyecek. Özel sektördeki problemler anormalleşecek ve işsizlik hiç istemediğimiz yerlere gidecek. Kişi başına gelirde sert aşağı çöküşler yaşanacak. O zamanki resim yoksulluk sınırının altında bir yoğunlaşmadır. Anormal gelir dağılım bozukluğudur. Ekonomi politikalarının işe yaramadığı bir süreçtir. Radikal yaklaşımlar kaçınılmaz olur. Yani seçim sonrası için. Peki bunun öncesinde ne var aramızda? Dövizde yeni bir kur şoku yaşanıp yaşanmayacağı. Onun için buradaki tartışmalar bilgi kirliliği içinde yok edilmeye çalışılıyor. Yani Türkiye'nin yeni bir kur şokuna tahammülü yok. Türkiye'de siyasi yapı, ekonomik yapı, sosyal yapı, her şeyde çöküş yaşanır. Ama bu kur şokunun yaşanmasını engelleyecek bir şey de yapmadık son 6 ayda. Sorunları afilletmek, kırılganlığı azaltması hiçbir şey yapmadık. Tam tersine çalıştık. Kurumsal yapıyı etkisiz hale getirdik. İstenmeyen gelişmelerin yaşanma olasılığını yükselttik. Sırf yerel seçimleri birileri kazansın diye. Peki, size garip gelebilir soracağım soru ama başkanlık sistemiyle bu çöküşün bir ilgisi var mı? Doğrudan ilişkisi yok. Yani neden öyle diyorum? Başkanlık sistemine gelindiğinde Türkiye kılgan değildi de onun tercihleri kılgan yaptıysa evet ilişkisi var derim. Ama başkanlık sistemi öncesinde sorunlar ağırlaştırılmıştı. Türkiye dünyanın en kılgan iki ülkesinden biriydi. Başkanlık sisteminin elinde bu kılganlığı azaltacak bir şey yoktu. Onun için rejim değişikliğini suçlayamam. Birileri rejim değişikliğini çözüm olarak gördüyse insanlarımızı aldatmış demektir. Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ha, şunu da söyleyecektim diye eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım. Aslında söylenecek çok şey var Halil Bey ama esas özeti şu. Olduğumuz gibi görünmek yönünde çaba harcamamız lazım. Türkiye'deki siyasi yapı buna yanaşmıyor. Buna yanaşmayanlar bu ülkenin sorunlarını çözemezler. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Var. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet, olduğun gibi görünmek. Buna kimse yanaşmıyor diyor Sayın Civelik. Doğru.